Yanlarda gündemi konuşmaya başlıyoruz. Bugünün önemli gündem başlıklarından bir tanesi 28 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan, inançlarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılan memurların tekrardan görevlerine iade edilmesiyle ilgili tartışmalar. Acaba yeni dönemde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda başörtülü öğretmenler görevlerine tekrar dönebilecekler mi? Ve görevlerini, en önemlisi bundan sonraki süreç, acaba başörtüleriyle beraber derslere girebilecekler mi? Şimdi bu konuyu değerlendirmek üzere Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Yalçın şu anda telefon hattımızda. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Memur Sen bu konuda oldukça kararlı bir duruş sergiledi, imza kampanyaları düzenledi ve bir baskı kamuoyu oluşturmaya çalıştı ve bir anlamda da başarılı oldu gibi. Gelinen son süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Evet, kamuda mesleki hayatı sonlandırılan özellikle 28 Şubat sürecinde kamunun dışına çıkarılan bir yığın insan söz konusuydu. Çünkü 28 Şubat'ın gerekçelerini oluşturma adına insanlar çok uyduruk gerekçelerle, uyduruk bahanelerle meslekten uzaklaştırıldı. Çünkü o süreçte darbeyi toplum nazarında meşru göstermek için suçlu aranıyordu. Dolayısıyla o suçluların bulunması noktasında özellikle o zaman başörtüler, İşte irtica haberlerinin peş peşe verilmesiyle birlikte sanki potansiyel çok büyük bir tehlike varmış gibi bazı insanlar cımbızlanarak suçlu suçsuz ayrımına girmeksizin hukukun askıya alındığı bir süreçte bir yığın insan tabiri caizse derdest edilip meslekten uzaklaştırıldı. Böyle bir süreci yaşadı Türkiye. Dolayısıyla bu insanların çalışma hayatının dışında kaldıkları, kamu hayatının dışında kaldıkları, bu süre içerisinde yaşadıkları mağduriyetler hakikaten izah edilebilecek gibi değil. Bu insanlar çok ciddi manada mağduriyetler yaşadılar ve çok zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bazıları depresif durumlara girdi ve travmalar yaşadılar. Aileleri karşısında zor durumda kaldılar. Bununla ilgili özellikle AK Parti hükümeti zamanında 2006 yılında çıkarılan bir disiplin affı vardı. Bu işlenmiş olan disiplin suçlarının veya işlendiği varsayılan disiplin suçlarının affını gündeme getiriyordu ama mesleğe dönüşüyle ilgili tamamen kuşatıcı bir çerçeve çizmiyordu. Bununla birlikte mesleğe dönenler oldu muhakkak, fakat bu bir lütuf olarak sunulur gibi insanların açıkta kaldıkları süreye ilişkin emeklilikte hak iddia edebilecekleri SGK primleri bile yatırılmamıştı. Bu yapılan eleştiriler ve bu konuyla ilgili oluşturulan kamuoyu neticesinde geçen yıl eski Sağlık Sen Genel Başkanı olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'ın getirdiği bir teklifle, kanun teklifiyle mecliste yasalaştı ve insanlar 2006 yılına kadar, 99'da 2006 yılını kapsayan af kapsamında mesleğe dönenlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gündeme geldi ve bunlar karşılandı. Fakat bu arada şöyle bir şey oldu, bunun tamir edilmesi gerekiyordu. Bu son çıkan torba kanununda da bu telafi edilmemiş gözüküyor. Kendileri bizzat yatıranlar, 24 ve 30 bin TL arası değişen rakamlarda kendileri bizzat parayı tedarik edip, kredi çekip, borçlanıp yatıranlar söz konusuydu. Bunların paralarının iadesi bu yeni çıkan torba kanununda öngörülmemiş. Bu çok ciddi bir eksiklik. Bu yıl çıkan torba kanununda af kapsamında 28 Şubat'tan bugüne mesleğin dışına çıkarılan disiplin suçlarıyla meslekten atılan, başörtüsü dolayısıyla ilişkileri kesilen insanlara yeniden dönüş imkanı oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda diğer kurumlardan farklı bir uygulama yaparak bir tebligat yayınladı ve bunları göreve geri davet etti. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'na bizim bir teşekkür borcumuz var. Onu buradan özellikle ifade etmemiz lazım. Evet. Diğer kurumların da Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda örnek alması ve onların da aynı tebligatı kamu çalışanları için mesleğin dışına atılan ve cezalandırılan 28 Şubat'ın mağdurları için çıkarmaları gerektiğini özellikle ifade edelim. Yeni kanun ne getiriyor? Bu konu özellikle merak ediliyor. Bu adaylık süreci dahil meslekten çıkarılmış olan başörtüsü, inancından dolayı, irticai aygarası ve benzeri konulardan dolayı meslekten çıkarılmış olanlara
devletin bir özrü niteliğinde yeniden mesleğe çağrılmasını sağlıyor. 2006 yılına kadarki süreci kapsayan disiplin affı sürecinden sonra SGK primlerini bir şekilde unuttuğu için veya süresi içerisinde yatırmayan veya haberi olmadığı için yatırmayan insanları da kapsıyor ve onların da SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini öngörüyor. Bu açıdan son derece önemli bir düzenleme. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı torba kanunu referans alarak insanları yeniden göreve davet etmiş durumda ve Milli Eğitim Bakanlığı da bununla ilgili başvuru süreci şu anda aktif olarak devam ediyor. Peki bu ancak bir yasal düzenleme şu anda yapılmış değil. Bunun altını çizelim. Öyle mi? Nasıl yani önümüzdeki süreçte mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte Eylül'ün ortasında açılacak okullar, öğretmenler başörtüleriyle beraber derslere girebilecekler mi? Bu konuyu şöyle değerlendiriyoruz özellikle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006 yılını kapsayan af sürecinde dönemeyenlerin çekinceleri vardı ve bunlar hala mevcut kırık kıyafet yönetmeliğinin devam ettiğini, yeniden mesleğe geldiğinde aynı travmaları yeniden yaşayabileceği ön kabulüyle insanların bir kısmı bu aftan faydalanmadılar ve bunu çok kuşatıcı bulmadılar. Çünkü ortada mevcut yönetmelik duruyordu. Fakat evet. Eğitim Bakanlığı'nın şu anki torba kanun kapsamında yeniden bunları göreve davet ediyor oluşu, bunlara sizin mevcut halinizle meslekte çalışabilirsiniz anlamında bir ruhsatı olduğunu özellikle düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde sizlerin de hatırlayabileceği ulusal basının manşetlerine de yansıyan bazı olaylar cereyan etmişti ve Milli Eğitim Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği'nin bu konuda tartışmaya açıldığı bir süreç yaşanmış. 11 yıllık başörtüsü mücadelesi veren öğretmenin Danıştay 12. daireden hakkının teslim edilmiş olmasının temizliğe götürülmesiyle ilgili bir tartışma Türkiye gündemine oturmuştu. Evet. O yüzden Danıştay 12. daire burada kılık kıyafetin meslekten atılmak için bir gerekçe olamayacağına hükmetmişti ki bu son derece önemli bir hukuki karardır. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı da referans alarak zımmen bunların başörtülü çalışabileceklerini düşünerek bu tebligatını yenilemiş durumdadır. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olabileceğini şahsen düşünmüyorum. Memur Sen ailesi olarak biz 12 milyon 300 bin imzayla hükümete 82 model darbe döneminin kalıntısı olan ucube yönetmeliği kaldırın ve bunun tarihin çöp sepetine darbecilerle birlikte atın çağrımız vardı. Hükümet bu konuda gerekli adım atmakta gecikti ama meclis açıldığında bu konuda muhakkak adım atması gerektiğini buradan özellikle bir kez daha hatırlatıyoruz. Zaten adım atmamış olsa bile biz Memur Sen ailesi olarak bunu sivil itaatsizlikle yok saydığımızı ve şaffa kanunu gibi geçersiz kıldığımızı baştan beri devam ettirdik ve şimdi sivil itaatsizlik eylemimiz şu aşamada yine aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin affından başörtüsü mağdurları ile ilgili yaptığı tebligatın bunların mesleklerinde bu noktada çalışmada sorun yaşanmayacağı anlamına geldiğini, bunun da aşağıdaki bürokratik kademeler açısından bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. Onların da süreci iyi okumaları ve bu konuda kraldan çok kralcıkta takınıp kendilerine vazife çıkarmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yönetmelik sadece ve sadece başörtüler için uygulanan bir yönetmelik olmaktan çıkmalı. Bu yönetmelik bütün çalışanları kapsayan bir yönetmelikse o zaman diğerlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekirdi. Ama Türkiye'de şimdiye kadar bu sadece başörtülere uygulanan bir baskı aracına dönüşmüş durumda. O yüzden hükümetin de şu anki attığı adımlara uygun olarak bu yönetmeliği de tarihin çöp sepetine gönderme zamanının gelip geçtiğini bu vesileyle sizin programımıza bir kez daha hatırlatmış olalım. Yani bu sadece şunu da hemen hatırlatalım. Bu sadece öğretmenlerle ilgili bir düzenleme olmasa gerek. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil diğer sektörlerde de. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir torba kanundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün kamu kurumlarında aynı benzer süreçleri yaşamış olan ve mesleğin dışına çıkarılmış olan insanların mesleğe davetini öngören bir torba kanunu düzenleme. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı diğer kurumlardan farklı olarak bir adım önde davranarak bir tebligat çıkarmış ve
bu durumda olan insanlara nasıl bir müracaat süreci işleyeceklerine dair detaylar da içeren bir yazıyla seslenmiş ve buyurun biz sizi bekliyoruz demiştir. O yüzden şu anda insanlar yoğunluklu olarak bu durumda olan insanlar Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruyor. Tereddüt yaşayan, rehberlik sıkıntısı yaşayan arkadaşlar da sendikamızı arayarak, özellikle sendikamızın bu konudaki bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade ederek bu konuda rehberlik almış oluyorlar. Peki diyelim ki bir başörtülü öğretmenimiz 28 Şubat sürecinde görevinden uzaklaştırıldı. Şu anda başvurdu ve tekrar görevine başlamak istedi. Ancak göreve başladığı yerde gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için tekrardan başını açması gerektiğiyle ilgili bir muameleyle karşılaştı. Böyle bir durumda nasıl bir ortam meydana gelir acaba? Böyle bir durumda Danıştay 12. Dairesi'nin bunun kılık kıyafetin meslekten atmaya kaynaklı teşkil edilebilecek bir disiplin suçu olmadığına dair verdiği kararın aşağıdaki bürokratik yapı tarafından da düzgün okunması ve düzgün anlaşılması gerektiğini özellikle söylemiş olalım. Eğer böyle bir durum olduğunda bu insanlar sendikamızın ilgili birimlerine, o ilde ise ildeki şube başkanlıklarımız, ilçede ise ilçe temsilciliklerimiz, okulda ise okul temsilcilerimiz, işyeri temsilcilerimiz vasıtasıyla bizi haberdar ettiklerinde biz bu tip hukuksuzlukların yaşanmaması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyarız. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konudaki tavrı, yaklaşımı aşağıdaki bürokratik kademeler tarafından özellikle iyi analiz edilmeli, iyi okunmalı. Kimse kraldan çok kralcı takılıp burada kendi kişisel hırsını, kendi ideolojik jargonunu insanlara dayatma için yönetmeliği aracı kırmaması gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye bu tartışmaları geride bırakmalıdır. Türkiye bu tartışmaları geride bırakması lazım. Yani bu yönetmelik, kılık kıyafet yönetmeliği, yani biz burada kaçıncı program tam olarak hatırlamıyorum ama her fırsatta dile getiriyoruz. Acaba bu değiştirilmesi teklif edilemeyecek olan kanunlardan gibi mi değerlendiriliyor? Böyle bir algı var ki bu yıkılamıyor bir türlü bu yönetmeliği değiştirmek. Bu çok zor bir şey değil. Neticede bu bir kanun değil. Meclisten geçmesi gereken bir kanun teklifi ve orada oylanması gereken bir süreci işaret etmeyen bir düzenleme. Yönetmelik dediğiniz konuyu Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakanlığın iradesiyle iki günde kaldırır ve tarihin çöp sepetine atarsınız. Bu konuda hükümetin bu süreci daha fazla uzatmaması, insanların sıkıntı yaşamalarına vesile olan bu yönetmeliği daha fazla ayakta tutmaması gerekir. Bu konuda hükümetin gerekli adımı atmasını biz özellikle talep ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da yine aynı konu gündemdeydi. Hükümet yetkilileri meclis açıldığında bununla ilgili bir paket geleceğini, özgürlüklere ilişkin bir paket geleceğini ve bunun onun içerisinde olabileceğine dair demeçleri olmuştur. Dolayısıyla bunun daha fazla uzamaması gerektiğini biz özellikle ifade ediyoruz ve hükümetten bir an önce gerekli somut adımı atmasını ve kötü niyet taşıyan insanların buradan kendine bir kaynak teşkil ederek insanları daha fazla sıkıntıya sokmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani yazılı bir mutabakat metni elinizde var mı bu konuyla ilgili? Kesin bununla ilgili bir düzenleme veya bu kılık kıyafet yönetmeliği çöpe atılacaktır. Hayır, hükümet yetkililerinin, Bülent Arınç'ın ve bazı hükümet yetkililerinin bu konuyla ilgili toplu sözleşme sürecinde basın aracılığıyla kurduğu cümleler var. Meclis açıldığında gelecek paket içerisinde bu konunun gündemde olacağını ifade etmişlerdir. Biz bunun ille bir paket içerisinde meclisle alakalı ilişkilendirecek bir konu olmasını da anlamıyoruz. Bunu yapacaklarsa ileride yine yapabilirler ama yönetmeliği kaldırıp atmak için ille de meclisin açılmasını beklemeye gerek yok. Yarın bile başbakanlık bunu kaldırıp ortadan atabilir. O yüzden bu konuda başbakanlığın zamana yaymak yerine zamanında bir an önce adım atmasını bekliyoruz. Yani çok basit bir mesele. Buradan tekrar biz o zaman çağrıda bulunalım. Meclisin açılmasına hiç gerek yok. Bu bir yönetmelik. Milli Eğitim Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu bir kararla beraber bu yönetmeliği değiştirebilir. Bir an evvel bu sorundan da kurtulalım. Belki işte zamanı veya kamuoyunun oluşmasını mı bekliyorlar? Yani bu anlamda ne dersiniz? Kamuoyu artık bundan bu konuda, daha... Bu konuda bir kamuoyu oluşmasını beklemek kamuoyunu takip etmiyor olmak anlamına gelir. 12.300.000 imza toplanan Türkiye'de başka bir özgürlük alanı yok. Dolayısıyla bu 12.300.000 imza en son yapılan genel seçimlerde ana muhalefet partisinin aldığı oy oranından bile fazla bir iradeyi ortaya
koyuyor. Dolayısıyla bunun için daha fazla kamuoyu beklemek demek bu konuda ipe un sermek ve bu konuyla ilgili iyi niyet taşımıyor olmak demektir. O yüzden biz bununla ilgili yeterli kamuoyunun oluştuğunu, sadece adım atmanın geciktiğini ifade ediyoruz. Hükümet bu konuda daha fazla zamana yaymak yerine bir an önce zamanda adım atmayı seçmelidir. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Umarız bu anlamda, iyi yayınlar diliyorum. Bu anlamda son bağlantımız olur. Temennilerimizi iletiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Ali Yalçın Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısıyla başörtüsünün kamuda tamamıyla serbest kalması ve bütün anlamdaki kılık kıyafetle ilgili yönetmeliğin eski 82 model darbe anayasasının bir ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliğinin bir an evvel değişmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Kısa bir araya gidiyoruz, günden yansıyanlar ardından.